tüm bu bilgiler ışığında, İsrail ordusundan yapılan bu açıklamalar karşısında bölgede yeni bir süreç mi başlıyor diyebilir miyiz? Evet İrem Hanım, çok güzel vurgu yaptınız. Şu anda İsrail Gazze ile beraber başlattığı saldırılar ya da savaşı diyelim, soykırım savaşının ikinci evresine girmiş durumda şu anda. Öyle diyebiliriz. O evreye geçti şu an itibariyle. Neden? Gazze biliyorsunuz şu an itibariyle yerle bir edildi. Tamamen harabe bir şehir haline getirildi Gazze. Hamas gücü büyük oranda çökertildi. Yani yok edildi, etkisiz duruma getirildi. Hamas'ın zaten lider kadrosu etkisiz duruma getirildi. Haniye İran'da, İran'ın kalbinde ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu binanın içinde yok edildi Haniye. Ve şu anda İsrail Güney Lübnan'ı işgal etmek üzere Hizbullah'a harekat başlatmış durumda. Sırası neydi? Daha önce biliyorsunuz çeşitli zamanlarda söylemiştik. Gazze ile başlayan bu saldırı, Gazze'nin tümüyle işgal edilmesinin ve Gazze'nin Filistin halkından arındırılmasının ardından Lübnan'ın güneyine yönelilecek İsrail. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı etkisiz duruma getirecek. Şu anda o safhadayız. Ardından Güney Suriye var İsrail'in projesinde, ABD'nin projesinde ve daha sonra başkanlık seçimi yapıldıktan sonra ABD'de yani 5 Kasım 2024 Kasım'da yapılacak yani 2-3 ay sonra yapılacak başkanlık seçiminin ardından da 2025 yılında biz İsrail'in yavaş yavaş İran'a doğru yöneldiğini ama kara harekatıyla değil elbette hava ve deniz kuvvetlerinden yani donanmadan yapılan bombardımanla İran'ı tamamen çökertmeye doğru bir harekata başladığını göreceğiz. Peki Naim Hocam, İran bu yaşananlar sonrasında daha radikal bir tutum sergilemek zorunda kalır mı? İsrail'e etkisi ne olur? Etkiler mi İsrail'i? Evet, bu soru eğer yaklaşık 6 ay ya da 1 ay kadar önce sorsaydınız İrem Hanım, etkileyebilir derdim ben. Ama şu an itibariyle İran artık şunu anladı kesin olarak. Çünkü İsrail ne yaptı ABD ve İngiltere ile beraber? 7 Ekim 2023 saldırısından bugüne kadar yani Hamas'ın İsrail'e yaptığı geniş kapsamlı saldırı dediğimiz 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar ki o saldırıya şu adı koyabiliriz savaş tarihindeki terminoloji açısından Orta Doğu'nun 12 Eylül'üdür 7 Ekim 2023 saldırısının işaret fişeğidir. Ve şu anda Orta Doğu'nun 12 Eylül'ü süreç süreç adım adım ilerliyor. Şimdi İsrail 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar İsrail İran'ı ABD İngiltere dahil İran'ın bütün askeri sistemlerini, komuta kontrol sistemlerini, savaşma yetenek, olanak ve yeteneklerini denedi, test etti ve İsrail İngiltere ve ABD şu sonuca ulaştı. İran şu an itibariyle mevcut durumu itibariyle İsrail'le uzun süreli savaşa girebilecek yetenekte değil. Bunu şu anda İran'da biliyor. Neden İran'da biliyor? Çünkü kendi kalbinde Haniye'yi öldürdü. Bir tepki gösteremedi. Suriye'de 7 üst düzey general dahil olmak üzere 7 önemli konsolosluk yetkisini ortadan kaldırdı İsrail. İran kontrollü, koordineli ve temkinli bir tepki gösterdi. Dolayısıyla şu anlaşıldı, İran mevcut savaşma yeteneğiyle, savaş sistemleriyle, komuta kontrol askeri gücüyle, İsrail'le uzun süreli bir savaşa tutuşabilecek bir güce sahip değil. İran bunu bildiği için dikkat ederseniz İran çok sessiz şu an itibariyle. Hizbullah muhtemelen şunu zannetmiştir Hizbullah bu İsrail'le sıcak çatışmaya tutuşunca İran'ın yardım edeceğini düşünmüş olabilir Hizbullah ama Hizbullah yanıldı. Hamas da zaten yanıldı. İsrail'in şu anda, İran'ın şu anda gücü yok bölgede. Yani İsrail'le ya da ABD'yle ya da İngiltere'yle savaşma yeteneği yok. Bu neden? Şundandır bu. 40 yıllık Molla rejiminin İran ordusunu getireceği durum budur. Yani askerlik sanatından uzaklaşan bir ordunun, askerlik sanatından uzaklaşan bir birliğin, bir kuvvetin, bir devletin gelebileceği yer budur. Orta Doğu'da hemen hemen çok zengin enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen İsrail'le savaşma yeteneği olmayan bir devlet durumundadır şu anda İran maalesef. Evet.
Peki şunu da sormak isterim. Şimdi İsrail ordusu Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı ama Hizbullah kaynaklarından tam bir teyit göremedik biz aslında. İsrail ordusu etkisiz hale getirildi dedi Nasrallah için ve artık dünyayı terörize edemeyeceğini söyledi. Hizbullah kaynakları da en son dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde Nasrallah'tan haber alındığını, sonrasında bir daha iletişimin kesildiği bilgisini paylaştı. Şimdi Nasrallah hem dini hem de siyasi misyonu olan bir isim. Nasıl etki eder Hizbullah'a, komuta kademesine, bölgeye? Evet. Elindeki mevcut kapasiteyle İsrail'e artık cevap veremeyecek durumda gibi mi? Evet. Şimdi şöyle tabii. Şu anda Hizbullah devlet dışı bir örgüt durumunda. Ama İsrail'e göre terör örgütü. Fakat savaş terminolojisine baktığımızda devlet dışı organizasyon, devlet dışı örgüt diyebiliriz. Ancak Hizbullah tabii şuna güvendi. 2006'da İsrail'in yenilmesine neden oldu. Yani ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine neden oldu Hizbullah o zamanki gücüyle. Ama İsrail tabii o zamanki savaşma yeteneği bu kadar gelişmiş değildi. Bu kadar tecrübe ve deneyime sahip değildi. Şimdi Hizbullah'ın bir hata yapma, yani neden hata yaptığı sorusunun cevaplarından biri de bu. Yani 2006'da nasıl olsa biz İsrail'i Lübnan'dan çekilmek zorunda bıraktık, yendik. Şimdi mevcut savaşçı sayımızı neredeyse iki katına ulaştırdık. Hizbullah açısından söylüyorum. 100 bin savaşçısı var yaklaşık. 150 binden fazla roketi var, daha çok sayıda. Bu kadar da roketimiz, bombamız var. O halde biz 2006'da nasıl İsrail'i yendik ve Lübnan'dan çekilmesini sağladıysak, şimdi de bu gücümüzle İsrail'i yeneriz. Ama İsrail 2006'dan bugüne özellikle siber savaş açısından tahmin edilemeyecek bir yeteneğe, bir seviyeye, bir düzeye ulaştı. Mesela çağrı cihazlarının fabrikadayken, üretim safhasındayken çağrı cihazlarına Mossad ajanları vasıtasıyla patlayıcı yerleştirdi ve çok sayıda Hizbullah militanının etkisiz duruma getirdi. Ya kolu koptu, ya parmağı koptu, ya gözü kör oldu, ya da herhangi bir vücudu zarar gördü, vücut organlarından biri. Etkisiz duruma getirdi. Ve İsrail ne yaptı 2006'dan bugüne? Aldığı, Hizbullah'tan aldığı ders neticesinde o yenilgiden sonra Mossad'ı çok iyi kullandı İsrail. Yani şunu anladı İsrail. Eğer zamanında ve yerinde İstihbarat alamazsam, yani Hizbullah'ın kalbine, Hizbullah'ın beynine giremezsem ben Hizbullah'ı yenemem. O halde ne yapmam lazım? O zaman Hizbullah içinde çok ciddi bir İsrail istihbaratı var ve böyle nokta operasyonlar düzenleniyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Hem Mossad içinde var, hem de İran'da bakanlıklar içinde var. Onun için Haniye, Cumhurbaşkanlığı sarayının bulunduğu alanda Cumhurbaşkanlığı için alınan güven